İyi günler. Bu videomuzda Samsung Galaxy M20'nin kutu açılışı ve incelemesini yapacağız. Çok kısa süre önce hepsi buradan ön sipariş verdiğimiz kargomuz bugün elimize ulaştı. Şimdi kargomuzu açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Hepsi burada.com'da 1799 TL'ye satışı olan bu cihazı bana özel bir teklif geldi. Bu nedenle almak istedim. Cihazda muadillerine göre fiyat performansı bayağı yüksek gözüküyordu. Bu teklif bana özel 250 TL bir indirim yaptığını söylüyordu hepsi burada. Artı 250 liralık da bir hediye çeki verecekti. Kargoyu 2 gün geç yolladığı için bir de SD kart, 32 GB'lık Samsung SD kart yollamışlar. Evet, kutumuzu açalım. Cihazımızı elimize alalım. Evet, tamamen plastik bir kasa. 186 gram ağırlığında. İçinden Type-C kablomuz çıkıyor. Type-C kablomuz çok uzun durmuyor. Yaklaşık 50-60 santim uzunluğunda bir kablo. Bayağı kısa. Adaptörüne bakalım. Adaptörü 9 volt 1.67 amper ve 5 volt 2 amperlik bir adaptörü var. Hızlı şarj edebiliyor. Teknik verilerine göre 15 wattlık bir adaptör. Vasat bir kulaklık ve kilit açma iğnesi. Cihazımız premium bir seri değil. Samsung'un ucuz bir serisi, yeni çıkan, ilk kez çıkan bir serisi. Ama donanımı olsun, bataryası olsun ve kameraları olsun, özellikle de ekranıyla ön plana çıkıyor. Hızlıca bir başlatalım. Hepsi buradan ön siparişte telefonumuzu getirtmiştik. 3 gün bir tecrübe ettim. 3 gün tecrübe ettikten sonra da tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Telefonumuzun kasası plastikten oluşuyor. Sağ tarafına baktığımızda sağ tarafında power tuşu ve ses açma kapama tuşu yer alıyor. Diğer tarafına baktığımızda ise SD kart ve SIM kart çekmecesi bulunuyor. Üst kısmında sadece mikrofon var. Alt kısmında 3.5 mm'lik kulaklık girişi, yanında Type-C girişi, mikrofon ve hoparlör ızgarası yer alıyor. Ön tarafına baktığımızda ise burada 8 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığında 1280x720p HD kalitede çekim yapabilen bir öz çekim kamerası mevcut. Aynı zamanda öz çekim, karanlık ortamlarda öz çekim yapacağınız zaman ekran birden parlıyor ve yardımcı bir flash görevi görebiliyor. Karanlık ortamlarda da sorunsuz bir şekilde selfie çekebiliyorsunuz. Arka kısmına baktığımızda 2 adet kamerası bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 13 megapiksellik ana kamera. F1.9 diyafram açıklığına sahip Full HD çekim yapabiliyor. Video kalitesi ise 1920x1080p 30fps çekim yapabiliyor. İkinci kamera, yardımcı kamerası ise 5 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir kamera bulunuyor. Bu kamera ile 120 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İki kameranın altında ise dual flash yer alıyor. Onun hemen sağ tarafında parmak izi okuyucu bulunuyor. Ekranımızın boyutuna baktığımızda ise 6.3 inç TFT ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğü 2340x1080p Full HD Plus bir ekrana sahip. Telefonumuzun arayüzünde Samsung'un Experience 9.5 kullanılmış. Telefonumuzun Android sürümü ise 8.1 Oreo. İşlemci olarak Samsung'un Exynos 7904 Octa-Core kullanılmış. Bu 14 nanometrelik bir mimariye sahip. Performans çekirdekleri 1.8 GHz'lik A73 ARM Cortex. Yardımcı çekirdekler ise 1.6 GHz'lik A53 ARM Cortex'ten oluşuyor. GPU olarak Mali G71 MP2 kullanılmış. Telefonumuz 3 GB'lık RAM ile geliyor. 32 GB'lık dahili hafıza. 512 GB'a kadar SD kartla arttırabiliyorsunuz. Telefonumuzun boyutları 156.4 boy, 74.5 mm en ve 8.8 mm kalınlık bulunuyor.
Kalınlığı biraz fazla olabilir ama 5000 mAh'lik batarya olduğunu düşünürsek bu kalınlık çok da fazla değil. Bluetooth 5.0 kullanılmış. Wi-Fi'da 802.11ac yok. 811 2.4 GHz'lik bir Wi-Fi konnektörü mevcut. Pil kapasitesine geldiğimiz zaman 5000 mAh'lik bir pile sahip. Dolu şarj ile tam 28 saatten fazla video izleyebiliyorsunuz. 10 dakikalık şarj ile 3 saat video, 11 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. 15 wattlık Type-C şarj adaptörü ile 3 kat daha hızlı şarj etme imkanınız bulunuyor. Tam şarj ile ben 3 gün telefonu yoğun bir şekilde kullandım. Parmak izi sensörü gayet hızlı çalışmakta. Kamera özelliklerine bakacak olursak, ana kamerada panorama modu, pro mod, güzellik modu, canlı odak, otomatik, etiketler, ardı ardı çekim modları bulunmakta. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.